güçlü olunabilecek bir alan, örgütlenilebilecek bir alan. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Ortakent Belde binasında partilileriyle bir araya geldi. Tezcan daha sonra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Ortakent'te bulunan başkanlık makamında ziyaret etti. Böyle gidiyoruz işte, ne yapacağız? Bir de vatandaş da istiyor bunu, bir de bizim bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bodrum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tezcan sabah saatlerinde Ortakent Belde ziyaretini gerçekleştirerek partililerle 2015 genel seçimleri için yeni stratejilerin konuşulduğu bir sohbet toplantısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde çok önemli bir başarı sağlayacağından emin olduklarını dile getiren Tezcan, "Birçok projemiz var. İnanıyorum Haziran seçimlerinde önemli bir başarı sağlayarak iktidar olacağız. Özellikle turizm bölgelerinde ilgilendiren birçok projemizi de devreye sokarak bu kötü dönemin yaralarını saracağız," dedi. Partililere halkın içinde ve onlara dokunarak seçim çalışmalarını sürdürme yönünde tavsiyelerde bulunan Tezcan, halkla sürekli siyaset konuşmak yerine onların dertleri ve sorunlarını dinleyerek onlara dokunarak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Günlük derdini, bahçesindeki ağacın sıkıntısını, işte affedersin ahırdaki hayvanın derdini konuşacağınız, yani onlarla hayatı paylaştığımız zaman yapılan propagandanın anlamı var. İlk gittiğiniz gün kalkıp da "Bunlar memleketi soyuyor, biz soygunu önleyeceğiz" demenin hiçbir anlamı yok AKP'ye oy veren dinisi. Belde Başkanı Süleyman Karaca ev sahipliği yaptığı Ortakent Belde ziyaretinde Bülent Tezcan'a Muğla Milletvekili Tolga Çandar, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, İl Yönetim Kurulu üyeleri Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Bodrum Belediye Meclis Üyesi Ali Öztürk, Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat ve CHP üyeleri eşlik etti. Son günlerde Bodrum gündeminde çokça konuşulan toplu taşıma konusundan yola çıkarak sosyal belediyecilik anlayışı ile ilgili sorumuzu yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan şunları söyledi. Tabii ki bazı belediyelerin bazı uygulamaları belirli kesimler açısından ilk anda sıkıntı yaratabilir. Biraz önce sorduğunuz soru çerçevesinde toplu taşımla ilgili sanıyorum bir sıkıntıdan bahsettiniz. Ancak orada tabii bu çıkar menfaat çatışmaları içerisinde bir tarafta haklı olarak belirli taşımacılık yapan vatandaşlarımızın kısmen ilk anda zararı olabilir ama geniş kitlelerin ihtiyacı olan yoksul, emekli, dar gelirli, ihtiyaç sahibi, geniş kitlelerin toplu taşım konusunda çağdaş, modern bir hizmete ihtiyacı oldukları ve hak ettikleri de açık. Belediyelerimiz bu çerçevede toplu taşımı geliştirmek, daha ucuz, daha kaliteli, daha erişilebilir, en ücra köşeye kadar vatandaşın özel aracı olup olmamasına bakmaksızın toplu taşımdan yararlanabileceği kaliteli bir toplu taşım hizmeti vermek sosyal demokrat belediyeciliğin en temel gereklerinden birisidir. Bunu dünyada da sosyal demokrat belediyeler kentleşmeyle el ele yürüterek çok kaliteli yapmışlardır. Türkiye'de de, tarihinde de öyledir. Tezcan konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün mevcut belediyelerimiz tabii aile sigortasını iktidar olmadığımız için gerçekleştiremedik ama belediyelerimiz, belli başlı kent belediyelerimiz aile sigortasının ilk örneklerini, prototiplerini hayata geçirmeye başlamışlardır. Sosyal taşımacılık konusunda da, toplu taşım konusunda da gerçekten halkın, geniş halk kesimlerinin ucuz, kaliteli ve her noktaya ulaşabileceği bir toplu taşım sistemini kurmak bizim görevimiz. Ha burada tabii kısa vadede ilk aşamada zarar gören, daha sınırlı o hizmeti yapan kooperatiflerin bir sıkıntısı olacaktır ama sanıyorum ileriki dönemlerde onu da telafi edecek çalışmalar yapılabilir. Bunu birbirinin alternatifi gibi görmemek ve bir çatışma alanı yaratmamak lazım. O arkadaşlarımıza da, mağdur olduğunu düşünen arkadaşlarımıza da bu çerçevede seslenmek istiyorum. Bunu bir çatışma alanı gibi görmeyip öncelikle geniş kesimlerin toplu taşımdan yararlanabileceği bir sistemin kurulması, daha sonra da bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek bir sistem bulunabilir ileride. Haziran'da yapılacak genel seçimlerde iktidara çok yakın olduklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı. Dar gelirlilere yardım, sosyal yardımların genişletilmesi, bir kentin kaynaklarını gerçekten o kent insanına paylaştırma anlayışı üzerine kurulu sosyal demokrat belediyecilik Türkiye tarihi içerisinde dönüp baktığımızda
bizim onurla, gururla ifade edeceğimiz bir tarihe sahiptir. Bu çerçevede biz toplumsal adaleti sağlama konusunda ihtiyaç sahipleri, yoksullar, dar gelirliler ve geniş halk kesimlerinin kentin bütün serveti ve imkanından yararlanabilecekleri bir belediyecilik anlayışı esası üzerinde duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ortakent Belde'deki sohbet toplantısının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Ortakent'te bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti. Başkan Kocadon'u samimi bir şekilde karşıladığı Tezcan, Bodrum'un sorunları ve belediye çalışmaları ile ilgili Başkan Kocadon'la sohbet etti. Ziyaret sırasında Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, Başkan Yardımcısı Taner Uslu da hazır bulundu. Büyükşehir sisteminin özellikle turistik beldeler için uygun bir yöntem olmadığını ifade eden Mehmet Kocadon, gelirlerinin büyük bölümünün Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiği ve hizmet vermekte zorlanıldığına dikkat çekti. Bu konuda Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat da aynı görüşte olduğunu belirterek, zor şartlarda hizmet verildiğini ve Milas Belediyesi'nin 120'den fazla köye hizmet vermeye çalıştığı kaydedildi. Tezcan turistik bölgeler için daha çok bütçe ayrılması ile ilgili CHP'nin bir önerge verdiğini ancak kabul edilmediğini söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Büyükşehir Yasası'nın kıyı şehirlerine uyan bir yasa olmadığını ifade ederek şunları söyledi. Bodrum'un hizmet nüfusu 3 ilin toplam nüfusuna eşit. Yerleşik nüfusumuz şu anda yaklaşık 160 bin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 116 bin seçmenimiz vardı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bağlı olduğumuz ilin merkez nüfusunun çok çok üstündeyiz. Bu sadece Bodrum için değil, Marmaris, Fethiye, Milas gibi ilçelerimiz için de aynı. Bodrum Belediyesi 180 kilometrelik hizmet sınırının sorumluluğunu taşıyor. Çıkan yasada turizm bölgelerine ayrı bir statü getirilmesi lazım. Bülent Tezcan Muğla Milletvekili Tolga Çandar ve beraberindekiler Başkan Kocadon'da Bodrum ekonomisi ve turizmle ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular. Bu yüzde, mesela şimdi tabii fazla dillendiremiyoruz bunu. İşte mesela Bodrum gibi, Milas gibi, Marmaris gibi, Fethiye gibi büyük ilçelerde bir statü getirmeler lazım. Mesela